أعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده صدق رسول الله كما قال في كما قال السلام عليكم. Mübarek Şaban-ı Şerif ayının cumasında Allah'ın adını zikretmek, Cenab-ı Allah'ın kullarına mesajını dinlemek için bir araya gelen kullar. Rahmet deryalarına dalalım inşallah. Af ve mağfiret deryalarına dalalım inşallah. Bir daha dönmemek üzere, bir daha işlememek üzere hatalarımızdan, günahlarımızdan geri dönelim inşallah. Pişman olalım. Allah şeref elbisesi giydirsin bizlere. İman kuvveti ve şecaat versin bize. Şecaat mühim meseledir. Her cinste, her kanda bulunmaz. Şecaat cesaretle ve nezaketle doğru yolda atılan her adımdır. Bir maharettir o. Bir maharettir. Herkeste bulunmaz. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri okuduğum ayeti kerimede, Kur'an-ı Kerim'in son inen, nuzul eden ayetidir bu. Son ayet. Son söz söylenmiştir. Bundan sonra daha söylenecek bir söz yoktur. Söyleyin gitsin. Daha başka bir söz yoktur ilahi kaynaklardan insanlara inecek. İmkansızdır. Nasıl? El yevme, bugün ekmeltu, tamamladım. Leküm, sizin için dineküm. Bugün dininizi tamamladım. El İslam ve entüm aleyküm ni'meti. Ve etmemtu leküm aleyküm ve etmemtu aleyküm ni'meti. Ayrıca kullarıma vereceğim bütün nimetimi tamamladım. Ne istiyorsanız gökten gelecek, bu son ayetle birlikte indi yeryüzüne. وَاَتْفَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ Allah'ın nimeti tamamlanmıştır artık. وَرَضِيْتُ Razı oldum لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا Din olarak, hayat tarzı olarak ancak İslam'dan razı oldum diyor. Size bazen efendim bunlar Hristiyandır veyahut inancı yok ama çok iyi insandır diyorlarsa nimetsiz kalmış insandır onlar. Nimet İslam'dır. Nimet İslam'dır. Başka bir şey değil. İslam'dan başka bir nimet beklemeyin. İslam'ın dışında bir nimet aramayın. Cenab-ı Allah biz zayıf kullarının hata yapabileceğini tahmin etmiş, daha doğrusu bilmiş. Arkasından diyor ki: "Temel zurra fi mahmasatin gayra mutecanifin li ismin fe inna Allah gafurur rahim." Bilerek, isteyerek, kasten Allah'ın yasaklarına
eğer tecavüz ederseniz, işiniz zor ama bilmeyerek, hatayen veyahut zorunda kalarak, hayati tehlike anında, o anda eğer Allah'ın yasaklarını delerseniz Allah affeder diyor. Merhametlilerin en merhametlisidir Allah. Haram yemeği yasakladı, haram et yemeyi, haram söz söylemeyi. Burada elimde gel nefsime uydum da söyledim sözü değil. Yani aç kaldın, bir Hristiyan diyarına gittin, adına besmele kesilmiş hiçbir şey bulamadın. Onu yemezsen de öleceksin, yiyebilirsin diyor yani. Ama af dile Allah'tan. Söylenen budur. Yani hayati tehlike anında Allah'ın yasaklarını mecburiyetten delebilirsin. Sonra da af dile. Ama bilerek ve isteyerek, zevklenerek Allah affeder nasıl olsa diye günah işlemeyin arkadaşlar. Bu çok daha ağır bir günah olur. Muhakkak Allah affeder ama Allah affeder diye siz günahta isyan etmeyin, şiddetlenmeyin. Yapacağımız sürekli affet, affet, affet demektir. Oruç tuttuk, iftarda affet diyelim Allah'a. Yaptığımız oruçtan, sadakanın arkasından affet diyelim. Sadaka mühim bir şey. Çünkü hesap gününde sıra bize gelinceye kadar sadakaların gölgesi altında bekleyeceğiz. Şimdi hacca gidenler bilir. Çadırın ne kadar büyükse, gölgen o kadar, ne kadar genişse o kadar rahatsın. Arafat'ta güneş dokunmaz. Küçükse oradan güneş çarpar, buradan güneş çarpar. Toprağa efendim güneş ışınları çarpar, sana gelir. O bile yeteriyor yani çarpması için. En iyisi koyu bir gölgelik sahibi olmak. Koyu bir çınar ağacının gölgesinde hava sıcak da olsa orası serindir. Bol sadaka verin. Ama arkasından estağfurullah ya Rabbi. Affet ya Rabbi. Ya Rabbi verdik sadakayı. Hani bakalım bizi gölgelendir. Erken taşın klima, soğuk su, buzlu su, efendim meyve suyu demeyin. Bu edepsizlik olur. Affet ya Rabbi. Sen nimetini verirsen biz sahip oluruz diyor. Ey insanlar, bu ayetle Cenab-ı Allah kulları üzerine bütün nimeti tamamladı. Ve dinini tamamladı. Din, yaşam tarzı demek. Hayatın nasıl yönlendirileceği, nasıl başlayıp nasıl sonlandırılacağını tespit eder. Yeni bir usul icat etmeyelim. Ne diyor Allah? Ona göre hareket edelim. Başka bir şeyle geldik demeyin. Ya Rabbi düşündüm taşındım, bu işler de güzelmiş. Bak şu insanlar da güzel yaşıyorlarmış. İnsanlık hayrına çok güzel işler yapmış. Ben onlarla beraber oldum. Evet, onlarla beraber geldim. Onların hayat tarzıyla geldim. Ve razıytu billahi dinen islamen ayeti kerimesi karşına duracak. Sen İslam olanlarla mı geldin? Hayır efendim, ben insan olanlarla geldim. Hangi insan? Her dinden, her meşrepten, her inanıştan. Beni tanımayan, benim dinimi kabul etmeyen, benim iyi dediğime iyi demeyen insanlarla nasıl bana meydan okur gibi huzuruma gelirsin demez mi Allah? Seni saymayan, sana itibar etmeyen, sana selam vermeyen adama, seni çok seven birisi arkadaşlık yapsa, onunla yese içse ne dersin? Gözünde nedir onun şeyi? İşte o beni de idare ediyor, onu da idare ediyor dersin. En basit. Cenab-ı Allah bunu kabul etmez. İlla hu. Ancak o.
başka bir şey istemem diyor Cenab-ı Allah. Onun için hem nefsinizi toylayıp hem de Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanacağız demeyin. Allah'ın helallerinde nefsinizi de, ruhumuzu da, bedeninizi de ikram edeceğiniz bol nimet vardır. Nimetimi tamamladım diyor. O helal nimetlerden tadınız bol bol. Helal nimetlerden. Üstüne besmele çekebileceğin helal nimetlerden. Besmele çekemediğin helal değildir. Nasıl? Aynı kurbanı kessen besmelesiz haram mı helal mi? Yenmez mındardır. Ver köpeklere gitsin. Ya tertemiz işte bak. Hijyenik bir ortamda. Hijyenik ortam değil. Besmele kestik mi kesmedik mi? Kesemedik. Ne lüzumu var efendim? Besmele mi temizliyor? Besmele temizliyor. O besmeleyi çektiysen helal. İşte hayatında da besmeleyi çekebileceğin işler yap. Harama herhalde besmele çekemezsin. Günaha çekemezsin. Besmele çektiğin her işi yap Allah'ın izniyle. Allah hesap sormaz ve bereketli de olur. Şifa da olur. Allah affetsin hepimiz. Müslüman olan kimsenin bir başkasına zararı olmaz. Hiç olmazsa zarar verme demişler. Bir Müslümanın diğer bir Müslümana elinden ve dilinden zarar gelmiyorsa ancak o zaman Müslüman denir. Elinden ve dilinden zarar geliyorsa, eğer sana birisi söz söyler, söz söyleme cesaretini gösteremiyorsa, neden? Kızar be ya şimdi bizi döver, söver, kovar diye. Dikkat et. O zaman dilinden korkuluyor demektir. Döver diyor diyorlarsa elinden korkuyor diyorlardır. Hiç hayır konuş ve konuşamazsan, hayır konuşamazsan sus. Hiç olmazsa. İyi insanlardan olalım. İyi insan Müslüman olandır. Müslüman olan hiç kimseye bilhassa diğer Müslümanlara zarara dokunan insan değil. Zarara dokunmaz olan. Faydası dokunur. Allah faydalı kullarından etsin. Cenab-ı Allah cennetlerine gark etsin bizi. O cennetler ki ebedi, sermediği saadet yurdudur. İnşallah Allah hepimizi o vaat ettiği cennetlere kavuştursun. Huzurunda neşeyle salınmak nasip etsin. Bu dünyanın elemi kederinden kurtarsın bizi. Elemsiz, kedersiz hiçbir şey yok. Bir gram bir şey yiyorsun, o üstüne sodayı iç, limonu iç, olmadı hadi tuvalet ara, olmadı yat, karnım ağrıdı, ona tokandı budu. Ne kadar zor değil mi? Mal sahibi oluyorsun, yap, sök, al, çat. Ya bu ne be? İşte Allah tiksindiriyor dünyada. Hay Allah diyorsun, sizin şeyiniz müstahiniz versin. Diyor ki, bulun, benim yanımda ol işte. Bu insanlardan uzak dur. Bu insanların en okumuşu, en yetkinisi, en nezihi bile böyle mantıksız, dengesiz iş yapar. İyi, gerçekten iyi nimet Allah'ın katındadır. Allah'ın katına yakın olalım inşallah. Oraya doğru yönümüzü dönelim. Dünya bizim ayağımızın altında ezilsin, geçsin inşallah. Salih bulsan dünyanın varisi olacaksın. Elinde kalacak dünya. O muhakkak. Bunu ayeti kerimeyi bir zaman biraz açıkladım, bir daha açıklayayım. Bunları unutturmayın. Cenab-ı Allah affetsin hepimizi inşallah. Ela enne ahsana kelam ve ebliğan nizam. Ve izâ kure'l kur'an festemû lehu ansıdûne allekum turhamûn.